Alignment komutunda açılan birkaç komut vardı. İkisi de hemen hemen birbiriyle aynı. On plane. Bunu zaten görmüştük. Düzleme göre hizala. Eksene göre hizala. Geri gelelim. Şuradan eksene göre hizala. Seçtim. Buradaki eksene göre hizala diyebiliriz. Ama burada en çok olan tabii ki onplane'dir. İkisi aynı komut. Hemen hemen. Bakalım nasıl çalışırlar. Böyle komut satırına geldim. Kısa yolu olan C. 2 nokta üst üste plane yazıyorum. Üst bir plane'imi yukarı 50 milim. Ve modification'a space'e basıyorum. Ve ortogonal diyorum ve buradan pick the projection spot diyor. Yani pick a point, align or a plane in order to move select elements diyor. Buradan plane tanımlıyorum. Seçtim. Ve şu an bana izin veriyor noktaları seçmeme. Tıkladım. Alignment. Okey dedim ve o hizaya getirdi. Yerler hemen hemen aynı. Attraction'la devam edelim. Attraction için bunu siliyorum. Üzerini de siliyorum. Bir küp alıyorum ve gördüğünüz gibi bu noktalar sertleştirilmiş noktalar. Burada zaten ikonundan görüyorsunuz. O kenarları sertleştiren bir komut. Peki bir küre alalım. Tane küre çağırıyorum buraya. 4 kesitli bir küre. Okey. Peki. Modification dedim. Tıkladım ve buradan kenarları seçip o eleman selection dedim ve attraction'ı uyguluyorum. Gördüğünüz gibi attraction'ı uyguladığımda küpüm köre oluyor. Peki bir de buna uygulayalım. Tüm kenarları seçtim ve arttırıyorum. Gördüğünüz gibi köre oldu. Evet, kenarları yumuşak bir köre oldu. Burada daha başka smooth attraction var. Ona bakalım. Smooth attraction neymiş? Çağırdım. Attraction dedim. Arttırdım. Ve smooth attraction dedim. Gördüğünüz gibi küpe geri dönüş yapmış oldu. Geri gelelim. Bir daha yapacak olursak. Çağırdım. Kenarlar seçili. Tüm kenarlar seçili. Petrelden yükseltiyorum. Gördüğünüz gibi. Burada zaten ikondan belli. Gördüğünüz üzere bu güzel bir komut. Kullanıma zevkli bir komut. Burada Edition şuradaki hemen hemen 1, 2, 3 taşıma, döndürme ve ölçek verme komutları için kullanılan hemen hemen bir değer girme komutu. Ama diğerlerini de kullanmak mümkün. 50 gibi. Veya işte sağ taraftaki cetvelden de düzenlemek mümkün ama görmek isterseniz 75 diğeri oradan da girebilirsiniz. Evet, başka burada attenuation diye bir komut var. Bu komut şöyle sildim. Tıkladım. Şuradan kenarları seçip translation'la taşıyacağım ileri doğru taşıma komutuyla. Götürüyorum ileri doğru. Gördüğünüz gibi veya şu şekilde göstereyim. Biraz süratli gidiyor.
Dikkat edin lütfen. Tıkladım. Birden çektim. Yukarı çıktım. Fakat bu komuta tıkladığımız zaman yeşil oldu. Yani gördüğünüz gibi yavaşlattık. Komutum aktif. Özür diliyorum. Pasif. Hızlı. Bu iyi bir özellik. Kanal sesim üstünden çalışırken hızlanmaya dış kontrollerden hizalamak gerekirken eğitim videolarımızda da bunu göreceğiz. Zaten lazım olabilecek bir komut bu. Güzel de bir komut. Burada anlatacağımız başka burayı anlatmıştık. Burada daha başka komut şu an yok. Modification menüsü altında modification bu şekilde. Diğer komutlara bakacak olursak Dimension var. Dimension nedir? Kaba ölçüler vermeye yarayan bir komut. Subdivision Selection diyor. Tıkladım. Buradan komut penceresi geldi. 40 diyorum buna. Buna 140 diyorum. Şuna 70 diyorum. Buna 140 diyorum. Gibi veya 0 diyerek denememiz mümkün. Burada bazı komutlarımız var.